Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı'nın eşi Aslan Sabancı yemek kitaplarıyla uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü. En son çocuklar için yemek kitabı yazan Aslan Sabancı HT Kulüp için mutfağa girdi. Bakalım Sabancı'nın özel menüsünde neler varmış? Birçok yemek kitabıyla adından söz ettiren Aslıhan Sabancı, İntima Yaşam'daki mutfağa girerek pavlova hazırladı. Bugün benim en sevdiğim tatlılardan birisi olan pavlovayı pişireceğim. Pavlovayı özellikle çok seviyorum çünkü hiç yağ yok içinde. Benim için çok güzel anılar çocukluğumdaki mutfak anıları. Küçüklüğünden bu yana çok sevdiği bir lezzet olan pavlovayı hazırlamak için kolları sıvayan Aslıhan Sabancı, içinde hiç yağ olmadığı için bu hafif tatlıyı tercih etmiş. Gelelim pavlova pişirmek için gereken malzemelere. Malzemelerimiz 4 ya da 5 yumurta, istediğiniz meyve, bunlar süslemek için kullanılacak, 1 bardak pudra şekeri, 2 yemek kaşığı limon suyu, vanilya 1 yemek kaşığı kadar, 2 yemek kaşığı da mısır nişastası. Yaparken önce yumurtaları teker teker ayırarak yapıyoruz. Ben bu aparatı çok seviyorum ama el çabukluğuyla bunsuzda yapılıyor. Ben şimdi size hem bunlu hem bunsuz aparatsız yapacağım. Evet, evde olmayanlar için. Aynen, şimdi şöyle çok rahat bir aparat. Şu şekilde yumurta sarılarını ayırıyorum. Çünkü yumurta sarılarını daha sonra bir şeylerin üstüne sürmek için kullanılabilir ya da 4 yumurta sarısıyla profiterol tarifim de var kitabımda. Onun için de ideal oluyor. Yani ben beze yaptığım zaman hemen sarılarıyla profiterol de yapıp buzluğa atıyorum aynı anda. Yumurtaların sarılarını aklarından ayırma işlemi sürerken Aslıhan Hanım'la geçmişe gidiyor ve çocukluğundaki sofraları dinliyoruz kendisinden. Benim anneannem, babaannem, ikisi de Allah rahmet eylesin, mutfakla çok haşır neşirlerdi. Bütün öğünlerimiz evde pişerdi ve her şey çok doğal olurdu. Rahmetli anneannemle mantı açardık. Babaannemin çiğ böreği vardı, boşnak böreği vardı. Hep bize görevler verirlerdi. Mesela dolma yapılacağı zaman bile dolmayı içini beraber doldururduk. Çok mutfakla haşır neşir geçti. Yani benim için çok güzel anılar çocukluğumdaki mutfak anılarım. Çok lezzetli yemekler yaptığını bildiğimiz Aslıhan Hanım, acaba elinin lezzetini kimden almış? Ay bilemiyorum, ne desem. bizim ailedeki herkesin eli lezzetlidir. O yüzden adil olmam lazım. Hepsinin katkısı var. Pavlova'nın yapım aşaması devam ederken Aslıhan Sabancı tatlı ile ilgili püf noktaları vermeyi de ihmal etmiyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir şey, bir husus. Evet. Bu kapların hiçbirisinde 1 gram su olmayacak. Ve 1 gram yumurta sarısı içine girmeyecek. Yoksa su gibi oluyor ve tutmuyor, evet. Peki Aslıhan Hanım'ın pişirdiği ilk yemek neydi? Mutfakta ilk pişirdiğim yemek ortaokuldaydım herhalde. Orta bir olabilir. Takır bir kuru fasulyeydi. İlkokul bile olabilir, ilkokul son bile olabilir. Takır bir kuru fasulyeydi. Çünkü çok yapmak istemiştim. Ve annemi de hep izliyordum fakat fasulyeleri suya bastırdığını görmemişim bir gece öncesinden. Direkt alıp okuldan gelir gelmez sürpriz olsun diye pişirdim. Tabii bayağı takır fasulye oldu. Ondan sonra suya bastırılması gerektiğini kuru baklagillerini öğrenmiştim. Kalabalık bir aileye mensup olan Sabancı'nın bayram sofraları ve birlikte yenen akşam yemeklerinde hazırladığı favori menüsünü merak ediyoruz. Buna değinmenize çok sevindim. Çünkü benim son kitabımda hem glutenli hem glutensiz tariflerim var. Glutensiz bizim ailemizin geleneksel tatlarını kitabıma koydum. Çünkü onların da bir sonraki jenerasyonlara geçip kaybolmasını istemem, geçmesini isterim ve kaybolmasını istemem bu tariflerin. Mesela bizim soframızdan eksik olmayan boşnak böreğimiz vardır bayramlarda babaannemin. Çerkez tavuğu vardır anneannemin rahmetli. Çiğ börek vardır, zeytinyağlı dolmalar vardır. Çok severek, özleyerek o günleri ben de aynısını
kendi ailemizde çocuklarımıza aynı şekilde sofralar kurarak devam ettirmeyi seviyorum. Yumurtalar mikserde çırpılmaya devam ederken Aslıhan Hanım diğer malzemeleri sıralıyor. Kuru ölçüleri birbirine karıştırıyorum. Pudra şekeri, vanilya ve mısır nişastası. Şimdi bunları azar azar beze tarifimize ekleyeceğiz. Hepsini birden eklersek yine bozuluyor. Gelelim ilk kitabının çıkış noktasına. Bazı gıdalara alerjisi olduğunu fark eden Aslıhan Hanım, insanlara faydalı olmak adına Glütensiz Gurme Lezzetler kitabını kaleme almış. Yeni evliyken ilk çocuğumu doğurduktan sonra gıda alerjilerim ortaya çıktı ve özellikle de gluten alerjisi beni yeniden mutfağa sokup bildiğiniz tatları farklı pişirmeye, farklı yapmaya bu keşif yolculuğuna sürükledi. Ve ondan sonra bunları bir kitap haline getir diye ailemden, arkadaşlarımdan çok fazla talep aldım. Öncelikle ben sadece kendime pişirmeyi amaçlamıştım ama kitap haline getirmek de ayrı bir keyif. Çünkü kaybolmuyor gerçekten. Bir emek ortaya çıkıyor ve daha sonra başkaları da faydalanabiliyor. O yüzden çok güzel bir tecrübe aslında. Yani bir şeyi ortaya çıkartıp başkalarına da fayda sağlayabilmek güzel bir his. O yüzden de devam ettim. Geçtiğimiz aylarda Frankfurt'ta bir kitap fuarına da katılan Aslıhan Hanım, yurt dışında ülkemizi gururla temsil etmiş. Dünyanın en büyük kitap fuarıdır Frankfurt ve her sene Ekim ayında olur. Bu sene benden yemek pişirmemi rica ettiler. Ben de zaten mutfağımızı çok severek tanıtmayı da sevdiğim için severek kabul ettim bu teklifi. Güzel bir fuardı. Katılımcısı boldu. Standa da ilgi büyüktü. Mikser yardımıyla çırpılan yumurta ve diğer malzemeler yaklaşık 10 dakika sonra fırına verilmeye hazır hale geliyor. Aslında bunları çok güzel dökecek aparat da var ama istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yani parmağınızla şu şekilde. Ne kadar dağınık durursa o kadar da doğal ve güzel oluyor. Çocuklar için gurme lezzetler kitabı ile ön plana çıkan Sabancı, kendi çocuklarının sevdiği lezzetleri de anlatıyor. Çocuklara uygun mesela ev yapımı tavuk nugget, dışarıda yemelerini de istemediğim için evdeki yaptığım nugget halini seviyorlar. Ev yapımı sucuk, ev yapımı sosis tarifleri var. Onları seviyorlar. Hamburger var. Onu seviyorlar. Bezeleri tepsiye dizen Aslıhan Hanım, diğer tepsiye de olması gereken şekli vererek pavlovayı dizdikten sonra 1,5 saat pişmek üzere fırına atıyor. Yani kimisi böyle dağ gibi seviyor yapmayı, kimisi yatay, yayarak. 1 saat 15 dakika pişirme süresi olacak. Öbürü de 1 saat 15 dakika. Yani bunun en şeyi pişirme süresi bence en büyük. Kaç derecede peki aslında? 120. 120 derecede. Fanlı mı olması gerekiyor? Alt üst mü olsun? Alt üst. Alt üst olsun. Şöyle orta seviyede tercih ediyorum. Eşit pişmesi açısından. Aslıhan Hanım fırından çıkan tatlıya son dokunuşu kremasını sürerek yapıyor. 1 saat 15 dakika her ikisi de kaldı. Ben servis tabağına aldım alt pavlovayı. Ev yapımı krema, yani hazır krema da kullanabilirsiniz. Hani sprey olan, sıkılanlarla. Ben kremayı yapıp buzdolabında biraz dondurmayı seviyorum. O yüzden buzdolabında biraz dondurduğum krema var. Aynen pavlovayı yaptığımız gibi şöyle bırakabiliriz rahatça. Buzdolabından yeni çıktığı için kremamız birazcık sert. Ama dediğim gibi ben yumuşak olmasındansa sert olmasını tercih ediyorum. Ailedeki bireyler çok şanslı. Elinizden her şey geliyor. Eşiniz neleri seviyor Aslıhan Hanım? Ana yemeklerde en çok neleri tercih ediyor? O fazla yemek seçmez ama sebze sever. Yani özel istediği şeyler oluyor mu sizden? Bazen bugün de şunu yapsanız da yesek de diye. Valla oluyor. Daha çok şu aralar sebze yemeyi tercih ediyor ama bazen hani Adanalı olduğu için içli köfte sever. Biraz el oyalayıcı bir şey içli köfte ama sonunda yiyenlerin yüz ifadelerini gördükten sonra bütün yaptığınız emeğe değiyor. Kremasını eklediğimiz tatlımızı orman meyveleriyle süslüyoruz. Çilek koyabilirsiniz, muz koyabilirsiniz, ne istiyorsanız ondan koyun. Çocuklar ne seviyorsa ondan koyun. Kenarlarını da süsleyebilirsiniz. Yine şöyle birkaç tane.
Gördüğünüz gibi yapması, hani pişirme süresi biraz uzun ama yapması çok basit. Elleriyle hazırladığı pavlovayı ekip arkadaşlarımızın yemesi için servis eden Aslıhan Hanım'a teşekkür ederek söyleşimizi sonlandırıyoruz.